Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir öğretici video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz üzere araba logoları nasıl yapılır kolay bir şekilde onu göstereceğim. Tofaş'ından tut Ford'una, Fiat'ına, Renault'una, hatta Mercedes'ine, BMW'sine kadar bütün logoları göstereceğim. Belki bunun ikinci partını da yapabiliriz. Yapmadığım logolar için belki çok uğraştıracak logoları da yapabiliriz ama bu bölümde kolay bir şekilde logo nasıl yapabilirsiniz, araba logosu, onu göstereceğim. O zaman daha fazla car parking ve daha fazla bilgilendirici video istiyorsanız bir beğeniye tekme tokat atarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Hadi o zaman artık logo yapmaya başlayalım. İlk olarak tabii ki Tofaş. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bazı şeyleri internette bulmanız çok zor oluyor. O yüzden Discord'unuza gelip bu kanala tıkladığınız zaman çoğu her şeyi görebileceksiniz ve basit logolar yapabileceksiniz ama eğer sunucumuza gelmezseniz çoğu şeyi elde edemezsiniz zaten. İnternette bulmanız biraz zor olur diye düşünüyorum. Mesela şimdi Tofaş logosu için T yapmamız gerekiyor. Ama normal bir T değil. O yüzden Discord sunucumuzda bu kanaldan bunu kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Görüyorsunuz Tofaş'ımızın T'si bu şekilde. Tam olarak böyle değil ama en güzel kullanabileceğiniz bu var. Bunu da şöyle küçültelim hatta. Şöyle yapalım. Şimdi bu böyle kalsın. Tofaş'ın T'sini yapmadan önce öncelikle bir daire alalım buradan. Şu şekilde şuraya koyalım arkadaşlar. Şöyle dairemizi hallettik. Hatta biraz böyle yanlardan da topan yapalım. Güzel. Üstüne de Tofaş logomuzu yapıştıralım. Zaten bu videoda da kolay bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Yoksa en ince ayrıntılara kadar uğraşabilirsiniz. Tabii ki buna çerçeve falan ekleyebilirsiniz mesela şu şekilde. Şöyle altına atarsak bunun mesela şu şekilde bir çerçevesi oldu. Gayet güzel bir Tofaş logomuz oldu. Şimdi daha kolay bir logoya geçiyoruz. O da arkadaşlar Renault logosu. Zaten genel olarak Clio yapmak için Renault logosu istiyorsunuz. O yüzden hemen şuraya yapalım. Discord sunucumuzda basit bir şekilde hemen böyle bir işaret var arkadaşlar. Görüyorsunuz çok basit bir şekilde oldu. Şimdi şöyle küçültelim. Evet bu şekilde oldu. Eğer aracınızı beyaz yapmak istiyorsanız bunu da böyle gri yaparsınız. Aracınızı da beyaz yaparsanız böyle olur. Biraz daha kalın yapmak istiyorsanız da bunu kopyalarsınız arkadaşlar. Biraz daha şöyle büyütürsünüz ve kalın bir Clio logonuz olur. Eğer Discord'dan kopyalamaya üşendiyseniz de gelin şuradan yazıya tıklayıp V yazın. Ondan sonra yeni gelen fonttan Norvestra tıklayın. Görüyorsunuz bu şekilde oldu. Bunu da tabii ki boyutuyla oynamanız gerekiyor. Şöyle hemen oynayalım. Evet. V'nin aynısını kopyalayıp üstte de yapıştırdığınız zaman zaten kolay bir logo. Bu şekilde Clio'nuz oluyor arkadaşlar. Üçüncü olarak Honda'ya geçelim. Honda da zaten çok basit. Basit basit gidiyoruz. Hemen yapalım. Şu aracımızda şuradan pembe yapalım. Honda'mız için Discord'da böyle bir şey var arkadaşlar. Şu şekilde. Tam Honda'lı kare şeklinde çerçeve arkadaşlar. Şu tam ortasına koyalım bunu. Bu şekilde bu çerçeveyi koyuyorsunuz. Ve buradan bir de H yazıyorsunuz. Tabii ki büyük harflerle. Bu şekilde arkadaşlar. İçine koyacağız şimdi bunun. Buradan farklı fontları da deneyebilirsiniz bu arada. Seçim sizde kalmış. Evet. Honda logomuz da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Hatta biraz daha küçültelim. Şuraya koyalım. Honda logomuz da bu şekilde oldu. Bunlar tabii ki kolay versiyonları. Siz de gidip hayvan gibi uğraşıp çok gerçekçi bir Honda logosu elde edebilirsiniz. Diğer logomuz Opel. Opel logosu çok kolay çünkü Discord sunucumuzda çok basit bir şekilde Opel logosu yapabiliyorsunuz. Bakın hemen bunu kopyalayacağım ve görüyorsunuz karşınızda Opel logosu. Hatta biraz şöyle genişletelim. Biraz da küçültelim. Çok basit bir şekilde Opel logomuz hazır. Mesela böyle yapmak yerine şöyle de yapabilirsiniz. Tabii bunlar uğraştırıcı yolları. Bir tane şöyle çerçeve alırsınız. Küçültelim. Bu çerçeveyi biraz daha büyütmek için bir kalınlık daha eklersiniz. Evet bu şekilde. Sonra gelirsiniz. Bunu alırsınız. Küçültürsünüz. Hafif böyle daireden çıkacak şekilde koyarsınız. Sonra bunun tam tersini yaparsınız. Sonra bir de Z olması için tam araya yapacaksınız. Şöyle küçültelim biraz daha. Ve arkadaşlar sonuç olarak böyle gerçekçi bir logo elde edebilirsiniz. Diğer logomuz Ford ve Fiat arkadaşlar. Bunu aynı kefene koydum. Çünkü ikisinde de yazı var. Ve bir şekil içermiyor. Bunu yapması zaten basit. Neredeydi o araç? Bir tane biz Audi'yi Ford Focus yapmıştık. Onu arıyorum şu anda. Evet burada. Buldum. Mesela bunu Ford yapmıştık ve şurasında Ford logosu yapmıştık. Oradan ilerleyeceğim. Fiyatı da aynı mantıkla yapacaksınız zaten. Önüne yapalım mesela Ford logosunu. Buradan bu şekilde bir tane daire almanız gerekiyor. Şöyle koyalım bakalım. Bu daireyi de biraz yanlardan açmanız lazım. Evet yanlardan biraz açtık şu şekilde. Tam böyle bir şey oldu. Üstüne Ford yazacağız arkadaşlar. Bu arada yeni gelen fontlardan bir tanesi bu Ford yazısı için tasarlanmış. Aynısı bu arada. Hangisiydi o font? Hemen göstereyim size. Bu Mentega görüyorsunuz Ford logosunun neredeyse aynısı arkadaşlar bu Ford yazısı. Araçlarınıza ekleyebilirsiniz. Ford yazısını yapmadan önce şunu da bir mavi
yapalım. Ordu da tam olarak burayı yerleştireceğiz zaten. Şöyle biraz daha küçük yapalım. Evet, bu kadar basit. İsterseniz de buna çerçeve de ekleyebilirsiniz. Gri bir çerçeve. Görüyorsunuz. Güzel bir port logomuz oldu. Bunun fiyatı da aynısı zaten. Bu sefer top gibi yapmanız lazım. Şu şekilde. Top gibi yaptan sonra bunu kırmızı yapacaksınız. İçine de fiyat yazacaksınız. Tabi buna da çerçeve ekleyebilirsiniz bir tane. Şöyle gri bir çerçeve ekleyelim. Altına atalım. Büyütelim şöyle. Evet. Fiat logomuz da bu şekilde. Ford logomuz da bu şekilde. Şimdi Volkswagen'e geldik arkadaşlar. Bunu yine bu audio'da göstereceğim. Çünkü pastat falan yapıyorsunuz buna. Çünkü biz de yapmıştık. Bunun üzerinde göstereceğim hemen. Bunda mantığımız yine aynı. Yuvarlağımızı koyuyoruz. Hatta biraz büyük yapalım. Sonra küçültürüz zaten. İlk olarak kolay yöntemi tabii ki W, V yapma taktiği. Öncelikle W'yu alıyorsunuz arkadaşlar. Arial yapalım. W'yu aldıktan sonra yanlarını biraz açmanız gerekiyor. Şu şekilde. Biraz da küçültelim. Biraz daha açalım yanlarını. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan W yerine V yapıyoruz. Ve bunu da yukarı gelecek şekilde koyacağız. Evet, bu şekilde oldu. Bu en basit olanı. Benim tavsiyem sizlere W-V işini bence bırakın. W-V daha kötü yaptırıyor. Onun yerine alın buradan bir kare. Bunu küçültün. Küçücük yapın. Teker teker W-V'nin yerini ayarlayın arkadaşlar. Çok daha güzel olacak. Hatta beraber yapalım. Öncelikle mesela V'nin yerini yapacağım. Öncelikle V'yi şu şekilde yaptım. Görüyorsunuz zaten. Açılara falan dikkat etmek lazım burada. Şöyle ilk V'yi yaptık. Altına da W yapacağız. Şöyle tam olarak V'nin tam tersi şekilde şunu yapacağım. Tamamdır. Şu an iki tane ters V'miz oldu. Bir de yanlarına şu şekilde bir çıkıntı eklememiz gerekiyor. Onu da uzatalım biraz. Şu şekilde. Aynen öyle. Şurayı da aynısını yapmam gerekiyor. Ve arkadaşlar böyle bir logo çıktı. Bence önceki halinden çok 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 daha güzel. Şimdi sıradaki logomuz Toyota arkadaşlar. Hemen buradan ben Toyota'yı alayım bir. Hemen rengini de simsiyah yapalım. Toyota logosu da çok basit. Hemen beraberce ne yapalım. Yine bu yuvarlağımızı alıyoruz şu şekilde. Biraz yanlardan uzatabilirsiniz bu arada. Şöyle biraz yanlardan uzattım. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar yazıya geliyorsunuz ve bir tane parantez işaretini buluyorsunuz. Yani şu işaret arkadaşlar. Bunu bulmanız lazım. Zaten hemen bulursunuz. Hemen bunu da küçültelim. Tam ortaya koyacağız. Şu şekilde. Bir de şöyle şuradan koyalım. Evet. Yan yana bu şekilde koyduk. Bunların arası biraz daha dar olabilir. Onu birazdan ayarlarız. Sonra bir tane daha bundan kopyalayıp bunu da üst tarafa koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Logomuz bu kadar basit. Biraz daha uğraşırsanız şunları biraz daha dar yapalım mesela. Şöyle. Aynen. Bu şekilde logomuz hazır. Bunun ön tarafına koyamıyormuşuz bu arada. Arka tarafına koyabiliyoruz mu logo olarak? Evet. Arka tarafına en azından koyuluyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Logomuz da ters olmuş lan bu logo. Heh. Logomuz da şu şekilde koyabiliriz. Tabii ki küçülünce bayağı bir yamuldu. Ama bunun için yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Logoyu da tam olarak buraya koyduk. Hatta bir kere daha kopyalayıp biraz daha kalın bir logo yapabilirsiniz. Toyota logomuz da bu şekilde basit bir şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi sıra geldi BMW'ye. BMW'yi çok seviyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum. Logosunu yapmak da oldukça basit. Hemen seri bir şekilde anlatacağım zaten. Öncelikle şuradan dairemizi alıyoruz. Zaten görüyorsunuz bu arabada bu logoyu yapmamız için böyle bir alan bırakılmış. Yani burada özel olarak çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel. Bazı BMW'lerde yok mesela bu. Onu da söyleyeyim. Hemen bunun içini beyazla dolduruyoruz. Hemen başladık zaten. Ondan sonra içi boş yuvarlağımızı alacağız. Ama bu kalın olanı şöyle büyütüp tam olarak oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet, tam olarak bu şekilde oturttuk. Yine disko sucumuza gitmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle kolay bir yöntemi var arkadaşlar. Siz kendiniz uğraşarak da yapabilirsiniz. Disko sucumuzdan almak istemiyorsanız. Bu logomuzu biraz şekillendirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bunu da mavi yapalım şu şekilde. Tamamdır. Bunu da çapraz bir şekilde büyütüp içine doğru atıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz çok kolay bir şekilde BMW logosunu yaptık. Bunu da tam olarak şuraya koyalım. Ortalayalım. Evet. BMW logomuz bu şekilde. Üstüne de BMW yazarsanız çaprazlama bir şekilde şöyle yazalım. BMW. Evet. BMW'mizi de yazdık. Logomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığımız en güzel logo BMW. Çünkü dediğim gibi logonun kendine ait bir yeri var ve çok kaliteli bir şekilde gözüküyor. Bunun aynısını kaputun üstüne bir yere yazsak bu kadar kaliteli olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Keşke bütün logoları yapmak için böyle bir alanımız olsa çok daha iyi olurmuş. BMW yapmışken Mercedes yapmasak da olmaz zaten. O yüzden hemen bir tane Mercedes olup deneyeceğim. Hatta en güzel Mercedes logolarından bir tanesi DAF'ı Mercedes'e çevirmek de oluyor. Hemen yapalım. Aracımızın rengi diye olsun. Ya, disco sucumuzda bunun kolayları var ama ben onlar kötü durduğu için kendimiz yapalım diyorum. O yüzden yine bu yuvarlağımızı alıyoruz. İçi boş alanı. Allah, buna ne olmuş oğlum böyle. Hemen düzeltelim şu şekilde. Evet, bu şekilde yuvarlağımız
kısmımızı hallettik. Bunu biraz daha kalın yapmak için kopyalayıp büyütüyorum arkadaşlar. Bir tane daha büyütelim hatta. Ama çok kalın olabilir. Aynen. Böyle kalsın. Ve sonra üçgenimizi alıp buraya yerleştiriyoruz. Şimdi üçgen çok kalın olduğu için şöyle bir şey yapacağız. Yanlarından küçülteceğiz arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Görüyorsunuz. Ucu ince, diğer tarafları kalın bir üçgen elde ettik. Şöyle biraz da küçültelim. Üstü düz bir şekilde yapıyoruz. Diğerlerini de kopyalayıp çapraz bir şekilde yapacağız. Şöyle bir tanesini buraya, bir tanesini de şuraya çapraz bir şekilde yaparsak. Evet. Mercedes logomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Audi logomuz, yani bu çok basit zaten. Yani bunu göstermeye gerek var bilmiyorum ama 3 tane yuvarlığı yan yana geçirmeniz lazım şu şekilde. Yani bunun neyini göstereyim bilmiyorum ama bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani gösterecek çok bir şey yok, bu kadar. Ve son olarak bonus olarak da Ferrari logosunu göstereceğim arkadaşlar. Bu biraz daha uğraştırıyor diyebilirim ama bu da kolay. Canınız Ferrari çekti. Bir tane Ferrari araba yaptınız kendinize. Nerede hocam? Evet ama logosu yok. Bir tane logo yapmanız lazım. Hemen dediğim taktikleri uygulayarak güzel bir logo yapacaksınız. Zaten Ferrari dediğinizde şöyle kıpkırmızı olur. Bu Ferrari'nin de kendine ait logo yapma yeri var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buraya ayrı koyabiliyorsunuz ve buranın içine de ayrı koyabiliyorsunuz bu şekilde. Ve logo yeri biraz küçük olmuş ama yapacak bir şey yok. Hemen buraya bir tane kare yapıştırıp bunu turuncuya yakın bir sarı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde, şöyle gördüğünüz renkte. Sonra tekrardan üstüne gelelim. Buradan yeşilimizi de ayarlayalım bir. Heh, tamam. Öncelikle yeşille başlayacağız. Bunu bayağı bir küçültüp üstte yeşilimizi koyuyorum şu şekilde. İlk olarak yeşili koyduk. Sonra kopyalayıp bu sefer beyaz koyacağız. Şöyle beyaz kullanacağız. Aynen öyle. Son olarak bir de kırmızı kullanacağız. Hatta bunu bundan değil de şundan yaparsak çok daha ince olacaktır. Aynen öyle. Biraz kalınlaştıralım. Evet. 3 tane hallettik. Bir de buradan atımızı bulmamız lazım. Nerede at? Aha burada. Tam olarak o at değil ama bizi idare edecek bir at arkadaşlar. Bunu da siyah yapacağız tabii ki. Hemen şöyle küçültelim şu atımızı. Tamam. Üstünü de gördünüz zaten. Yeşil, beyaz ve kırmızı olacak şekilde 3 renk kullandık. Altına da atımızı kullanıyoruz ama şaha kalkmış olacak. O yüzden şöyle biraz yukarıda kullanacağım. Evet. Biraz daha küçük yapacağım şöyle. Yanlardan biraz büyütelim. Tamam. Oldu arkadaşlar. Bir de altına da Ferrari yazacağız. Face'i büyük. Diğer kısımları küçük olacak arkadaşlar. Unutmayın bunu. Önemli bir şey bu. Evet. Ferrari'mizi de aldık. Küçültelim. Alta koyalım. Son bir işlemimiz daha var. O da şu. Yapmasanız da olur ama bence yaparsanız güzel bir kalite katacaktır. Şöyle Ferrari'nin üstüne bir tane çizgi ekleyeceğiz. Tam F'nin üstünden başlayacak şekilde olacak ve Ferrari'nin hepsini kaplayacak. Ve Ferrari logomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle yakından bakmanızı istiyorum. Evet. Gerçekten güzel bir Ferrari logomuz da oldu. Bugün yaklaşık 10'dan fazla logo yaptık ve hepsi basit bir şekilde size göstermekti amacım. Eğer isterseniz bunun ikinci partını çekeriz. Onda da böyle çok gerçekçi logolar yapmaya çalışırız. Umarım video ve logolar işinize yaramıştır. Eğer sevdiyseniz dediğim gibi bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.